Ben Bey yatırıma döneceğiz şimdi. Araştırma müdürü Dağhan bizleri bekliyor. Dağhan Bey merhaba. Merhaba Özlem. Ne diyorsunuz? Bugün biraz daha rakamlar daha iyi, kırmızılar azalmış gibi ama ne takip ediliyor? Yani şu anda takip ettiğimiz bu akşam itibariyle Yunanistan'ın son gününe gelmiş durumdayız. Bu bağlamda IMF'nin ne yapacağını bakacağız akşam itibariyle. Çünkü herhangi bir zaman uzatımı vermemişti. Diğer taraftan da Yunanistan'ın hafta sonunda seçimleri var. O seçimlerden çıkacak sonuçlar çok farklı yorumlanabilir. Yani evet çıkması bir yandan olumlu gibi gözükse de Yunanistan'daki hükümet adına sorun olabilir. Hayır çıkması farklı sorunlar yaratacak. Ama baktığımızda Euro-Dolar bambaşka bir hikaye sergiliyor. Teknik hareketlerini yapıyor. Bu siyasi gelişmelerden bağımsız. İçeride de yarın meclis başkanlığı seçimi var. Bu da aslında koalisyon öncesi bir ısınma turu olacaktır. Evet, içeride iç gelişmeler, dışarıda Yunanistan derken bu oynaklık da bu hafta devam edecek gibi ama ne dersiniz, denge nerede, nasıl bulunur, yoksa bütün hafta böyle mi gideceğiz? Yani Özlem, bu hafta içerisinde böyle gideceğiz gözüküyor. Denge bulmak siyasi gelişmelerden dolayı zor. Endeks tarafında aşağıda bıraktığımız boşluklar var. Oraları takip ediyoruz. Dolar TL pozitif olmasına rağmen, yani para giriş olmasına rağmen TL tarafında BIST'te hava biraz daha farklı şu anda. Kendi iç dengelerimiz, biraz Suriye hikayeleri falan devreye girebiliyor. Onun için hareketlilik ne böyle devam edecek gibi gözüküyor bu hafta içerisinde de. Peki parite tarafında yorumunuzu da alalım. Dolar TL, Euro TL ve Euro Dolar paritesi için. Yani Euro-Dolar'da opsiyonlar tarafına baktığımızda zaten net olaraktan para girişinin olduğu gözüküyor. Bono tarafının hareket olmamasına rağmen. Yani yukarıda zaten Euro-Dolar hareketini biz bekliyoruz. Geçen haftadan beri bekliyoruz. Yani ilk etapta 1.15, 1.14, 1.15'lere doğru bir gidişimizin olmasını bekliyoruz. Teknik anlamda. Çok aşırı bir siyasi gelişme olmadığı sürece. Dolar TL'de de şu anda zaten 2.65-2.67 bölgesindeyiz tekrar. 2.63'ler bizim dip seviyemiz. Yukarıda olumsuz bir gelişmede geçici olaraktan 2.70-2.71 seviyesini test edebilir. Teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin size. Ben Bey yatırımda diyelim. Bu notlarla kısa bir reklam arasına gidelim.